İyi günler örgü sevenler. Saraylı Sendmey'de hoş geldiniz. Yine denenmemiş bir çalışmayla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün yine tığ işi bir çalışma yapacağız. Bebek elbise robası veya elbise, hırka, tulum bir bebek roba çalışması yapacağız kısacası. İpim Nakolux Minnoş Baby ve 1.9 mm tığ kullanacağım. Hemen robam için zincir çalışmasına başlıyorum. ...72 tane zincirle başlayacağım roba çalışmama. 12-18 aylık bir roba çalışması olacak. Ama ben zincir üzerine çalışmak zor olduğu için ilk sırada iki sırayı birlikte çalışıyorum. Siz de isterseniz benim gibi çalışabilirsiniz veya tek sıra zincir çalışmasıyla 72 tane zincirle robanızı başlatabilirsiniz. Ben iki sırayı birlikte öreceğim. Üzerine sarmadan zincirin dibine batarak iki seferde çıkartıyorum. Ve bu şekilde hem zincir sırasını hem de birinci sıra sık iğne çalışmasını yapmış oluyorum. Zincir çalışmamızdan sonra ilk sıra çalışmamıza başlıyoruz. Bir zincirle geri dönüyoruz. Ve pervazlar için üzerine sararak 5 tane trabzan çalışıyorum. Bebek örgülerinde kafadan girme problemi yaşandığı için genellikle arka kısım düğmeli tercih edilir. 4 ve 5 trabzan. Şimdi ilk sıramızda şöyle yapıyoruz. 2 zincir çekerek bir zincir atlayarak ikincisine bir trabzan. Bu şekilde 33 tane kutucuğumuz olacak birinci sırada. Sıra sonunda da yine pervaz için 5 tane trabzan çalışması yapıyorum. Ve 2 zincirle sırama devam ediyorum. İkinci sırama başlıyorum. İkinci sırada ilik çalışmasını da yapacağız aynı zamanda. Bir trabzan. Bir trabzan daha. İki trabzandan sonra 2 zincir çekiyorum. Bir trabzanı atlatıp diğerine batıyorum. İlik çalışmamı yapmış oluyorum. Ve bundan sonra bu sırada kutucukların içine 2 tane trabzan, bir tane de tepe noktaya. 2 trabzan kutucuğun içine, bir tane de tepe noktaya batarak bu sırayı da tamamlıyoruz. Bir sonraki sıraya geçtim. Yine 2 zincirle sıramı başlatıyorum. 5 tane trabzan. Şimdi üzerine sararak aynı noktaya batarak 5 tane trabzan çalışması yapacağız. Yani yarım bir çiçek çalışması olacak. Onun yerlerini şu şekilde ayarlayacağız. Bir kutucuğu atlıyoruz. İkinci kutucuğun tam orta noktasına. Bir trabzan.
3 zincir, boşluğa, bu şekilde aynı noktaya batarak 5 tane trabzan çalışması yapıyoruz. Üzeri pıtırcıklı. Ve son trabzan. Yine başlangıçta olduğu gibi bir kutucuğu boş bırakıp tam trabzanın üst noktasına batıyoruz. Üzerine sararak yine bir kutucuk atlıyorum. İkinci kutucuğun orta noktasına batıyorum. Aynı çiçek çalışmasını yapıyorum ve bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Sıra sonunda yine ilik çalışmamız var. Bu kez bu boş kutucuğu dolduracağız pervazımız için. Toplam 5 trabzan oluyor yine. Arka sıraya geçip 5 tane trabzan çalışmamızı yapıyoruz. Bu şekilde 11 tane çiçeğimiz olacak. İlk sırada. İlk çiçek çalışmasında. Şimdi ikinci bir renge geçeceğiz. Ben gri kullanacağım. Siz de istediğiniz rengi tercih edebilirsiniz. Bir sonraki sıranın da trabzan çalışmasını, pervaz çalışmasını yani tek renk yapacağım için sarıyla tamamlıyorum. Ve ikinci renge bu çiçekten itibaren başlıyorum. Sarı ipi burada bırakacağım, yürütmeyeceğim. Yine bir trabzan çalışması yapacağım. Bir zincir çekip sabitliyorum ipimi. Üzerine sararak batma şekline dikkat edelim burada. İlk trabzanın arkadan gelerek tığımı geçiriyorum. Böylece burada bir dikiş görüntüsü, dekoratif bir görüntü oluşuyor. Bir zincir çekiyorum. Üzerine sararak. Beş tane trabzan yaptım ve şimdi 3 zincir çekiyorum. Yine üzerine sararak ilk trabzanın dip noktasına. Bir zincir. Bir zincir. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum.
çiçeklerin arasında 3 zincir. Sıra sonunda pervaz çalışmasını yine sarı renkle devam edeceğim. Gri sadece bir sırada çalışmış olacağım. Yine sarı sırasına geçtim. 5 tane trabzanımı yapıyorum. Pervaz çalışmam için. Ve üzerine sararak gri kutucuklarının içini 3'er tane trabzanla dolduracağım. Böylece robamdaki artırmaları da yapmış oluyorum. Bir ay şekli oluşacak bu sıradan sonra. Yuvarlak bir roba çalışması olduğu için şeklini almaya başlayacak. Son kutucuğu da 3 tane trabzanla dolduruyorum. Ve aradaki 3 zincire sadece bir kez batıyorum trabzan. Yine buradaki kutucuklarımı 3'er tane trabzanla doldurup bu sırayı tamamlıyorum. Arka sırada yine düz bir trabzan çalışması yapacağız. Hiç zincir çekmiyoruz. Sıra boyunca her trabzanın tepe noktasına batarak trabzanla bir sıra çalışması yapıyoruz. Çiçek desenimiz bu sırada sonlandı, bitti. Artık bundan sonra tekrar edecek desen kendisini. Sayılarda da hiçbir şekilde değişiklik yok. Şimdi hemen tekrarını da size göstereyim. Buradaki zincirli trabzan sıra çalışmasını şimdi çiçeğin üzerine yapacağım. Ve ondan sonra aynı şekilde sıralarımız bu şekilde devam ederek robamız uzayacak. 2 tane çiçek yaptığımda, yani bu çiçeğin üzerine bir desen daha yaptığımda robamı bitirmiş olacağım. 2 zincir çekiyoruz. Tıpkı ilk sırada olduğu gibi bir trabzan atlayarak ikincisine trabzan çalışması yapıyoruz ve bütün sıra boyunca aynı çalışmayı yapıyoruz. Ve bu çalışmanın üzerine yine buradaki trabzanlı kutucukların içine 2 tane, birer tane de tepe noktalara batmak suretiyle bu sırayı tekrarlayacağız. Aynı şekilde sıraları tekrar ederek çiçek desenimizi tekrar buraya dizeceğiz. İki çiçeği tamamladığımızda robamız artık bitmiş oluyor. Daha önce çalışılmamış, daha önce denenmemiş bir bebek yeleği, bebek elbisesi veya tulumu robası. İsterseniz arkadan açık kullanabilirsiniz. Veya isterseniz önden açık. Umarım faydalı olabilmişimdir. Eğer siz de benim gibi yenilikleri seviyorsanız
Kanalımı takip etmeye devam edin ve lütfen arkadaşlarınıza da önermeyi unutmayın. Tekrar görüşmek dileğimle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.